Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli Rehber TV izleyenleri Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyoruz ve bir Saadet Yolu programıyla tekrar birlikteyiz. Kıymetli dostlar bu hafta önemli bir konumuz var. Bu önemli konuyu hemen sizlere arz etmek isterim kısaca. Bu hafta konuşacağımız konular arasında teknolojinin insan hayatına etkileri nelerdir? veya dizilerin çocuklar üzerindeki etkisi nelerdir? Bağımlılık çeşitleri nelerdir? Ve aile yapısını da zaman yettikçe konuşacağız. İnşallah tabi bu güzel konuyu değerli bir konuğumuzla konuşacağız. İnşallah uzman psikoterapist Adnan Hocam. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Öncelikle bizi kırmayı buralara kadar teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim. Estağfurullah. Allah Biz teşekkür ediyoruz böyle bir fırsat sunduğunuz için. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar bugün konumuz fazla önemli. Dilerseniz bizler konuya geçmeden önce bir veteremiz var. Sizler için hazırlamış olduğumuz güzel bir vetere, anlamlı bir vetere. İstatistiklere bağlı kalarak bilimsel anlamda hazırlamış olduğumuz bir vetere. Onu izleyelim çok kısa 2-3 dakika Ardından hocamızla devam edeceğiz inşallah. Kitap okumuyorum abi. Neden? Okumayı istemiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 verilerine göre Türkiye'nin kitap okuma oranı çok düşük. Mutlaka her insanın e, okuması gerekiyor kendini geliştirme açısından. COVID-19 salgını sürecinde teknoloji bağımlılığı daha fazla artarken salgın öncesi günlük 4 saat civarında olan teknoloji kullanımları 8 saate aştı televizyon izleme günde 7 saat ve internete ise 4 saat ayıran vatandaşlar, kitap okumaya ise günde 1 dakika gibi gülünç bir zamana yürüyor. Bu zamanı pek fazla yok ama ya olduğu çok süre çok yani çok elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. En son ne zaman okudunuz? En son bir hafta önce... Gaziantep Kitap ve Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Eşref Savaş, salgın sürecinde dijital bağımlılığın daha da arttığına dikkat çekti. Vallahi üzülerek belirtelim. Maalesef dediğiniz doğru eee gitgide kitap okuma yani kitaba dokunarak okuma azaldı maalesef. Bu işte internet marifetiyle, bilgisayar marifetiyle birebir satılan kitaplardaki satış gitgide düşüyor ve bu gün geçtikçe de kötüye doğru gidiyor okuma oranlarının düşük olmasının kitap satışlarına da yansıdığını işaret eden kitap evi sahibi Halil Özdemir ise kitaplara olan ilginin her geçen gün daha da azaldığını ifade etti. Kitap satışlarında bir düşüş var ciddi manada. Kitaplara karşı insanlar böyle biraz daha sanki uzak kaldı. Sebep de şu olsa gerek dediğiniz gibi tabletlerle, telefonlarla, ee, insan e, her türlü e, güya bilgiye ulaşıyor. Fakat önemli noktanın birisi de şu, o bilgilerin doğruluğu da araştırılmıyor. Eğer sosyal medyada bir haber dolaşıyorsa, herkes kendine göre o haberin doğruluğunu kontrol etmeden bir noktada etkisi altında kalıyor. O hakikat nazarında şu işte, yani düşüş e, şeyden kaynaklanıyor. Kişilerin kendisini bu sosyal medyaya veyahut da o e, telefonla veyahut da işte bilgisayarla bilgi almanın ihtiyaç olduğunu zannetmesinden kaynaklanıyor. Halbuki kitap okumak başlı başına bir tabiri caizse bir nimettir. Bir başka kitap evi sahibi Erkan Babaksa kitap okuma alışkanlığının yerini sanal alemin aldığını vurguladı. Şimdi önceden biliyorsunuz bunlar 15-20 yıl öncesine kadar veya oraya kadar gitmeyelim. 10 yıl öncesine kadar insanlar kitapları açıyorlardı. Yani biraz okuduktan sonra özet çıkarıyorlardı. Bu özet özetler tamamen akıllarda kalıcı hale geliyor ve tüm öğrenciler e, tamamen bir gelişir hale geliyordu. Ama şu an bakıyorsunuz internette tamamen insanları e, ezber bozan hale getirmiş oluyor ve insanların kafalarındaki bilgileri bana göre e, geri kalmış hale getiriyor. Evet kıymetli dostlar veterimizi izledik e, gerçekten de yani dijital anlamda e, ciddi bir sıkıntımız var ve maalesef kitap okuma e, konusunda da ciddi bir anlamda geriliyoruz. Hocam toplum olarak Dilerseniz başlayalım. Hocam şuradan başlayalım. Teknolojinin insan hayatı üzerinde ne gibi etkileri var Buyurun. Şimdi öncelikle medya ve teknoloji diye e, genelde birlikte kullanılır. Medya ve teknoloji birbirinden bu anlamda ayırmakta fayda var. Çünkü medya hayatımıza girdiğinden beri çok daha farklı televizyon programlarıyla veya fayda faydasız olmak üzere ikiye ayırdığımız takdirde faydalı ya da zararlı diğer taraftan medyayı genellikle film ve dizi sektörü olarak ön plana çıkarabiliriz veya çıkarılıyor. Teknoloji biraz daha farklı bir kavram anlamında gitmek gerekiyor. Nitekim teknoloji kendi içerisinde insanlık alemiyle birlikte aslında var olmuştur şekil değiştirerek, gelişerek devam etmiştir. Şu an e, biz burada kullandığımız bütün aletler dahi bakın teknolojik alettir. Evet. Dolayısıyla e, bu bir aslında fayda sağlama aracıdır. Ama e, teknolojiyi bu anlamda ikiye ayırmak gerekiyor fayda ve zarar anlamında. E, faydalı kısmından zaten bahsettik. Şu anki kullandığımız bütün teknolojik aletler bir akıllı telefonla ben köşe yazılarımı yazabiliyorum veya videolar çekip YouTube kanalıma atabiliyorum veya Kitap dahi yazdığım bölümlerin bir kısmını akıllı telefonla yazdığım olmuştur. Bir boşluk bulduğum anda. Ama bu fayda kısmı. Ama siz doğru bir şekilde kullanmadığınız takdirde bu sefer iki ucu sivri bıçak gibi ister mutfakta kullanırsınız, rahmet olur teknoloji, ister adam öldürürsünüz, katliam olur. Dolayısıyla bu anlamda teknolojinin özellikle... Sanayi devrimiyle birlikte baş döndürücü bir seviyeye gelmesi ve bunun beraberinde yapay zekayı aynı zamanda geliştirmesi ve yapay zekanın da belli bir seviyeye geldikten sonra teknolojiyi tekrar birbirini besleyen temel unsurlar nitekim yapay zekada teknolojik aletler üzerinden daha çok şekillendi. Evet. Bu da insan hayatına çok ciddi anlamda etki etmeye başladı. Yani bugün belki oralara da birazdan geleceğiz ama e, gerek film sektörü gerek çizgi filmler gerek dijital oyunlar hepsi teknolojik aletlerin ürünleridir ve insan hayatının artık e, kesinlikle her alanına girdiğinden dolayı teknolojiden kaçmak tarzında e, bir yol izlemek mümkün değildir. Bununla birlikte teknolojiyi faydalı kullanmak e, insanın en temel aslında e, sorunsal alanını oluşturuyor ve bunun üzerine gitmek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada hani teknolojiden kopuk bir hayat değil de teknolojinin faydalı kısmının hayatımıza nasıl aksettirileceği üzerine bizim çalışmamız gerekiyor. Evet. Şimdi hocam doğrusu şöyle. Yani bunun ölçüsünü kaçırıyoruz. Evet. Yani örnek veriyorum. Oyun oynuyorum. Diyor ki bırak telefonu zararlı. Diyorum ki olur mu diyorum ya. Telefonun da faydaları var. Ama ben şu an zararlı bir şey yapıyorum. Yani işte bunun bir ölçüsü olmalı. Evet. Yani bir insan neler yaparsa faydalı olur? Faydanın sınırları nelerdir teknolojik anlamda? O çok önemli. Şimdi çocuk ağlıyor. Anne çocuk sırf sussun diye telefonu alıp eline veriyor. Çocuk susuyor. Çocuk susuyor ama bence bu fırtına öncesi bir sessizliktir. Evet. Yani ileride olabilecek sorun ve sıkıntıların bir habercisidir aslında o sessizlik. Şimdi hocam ben biraz da şu konuya değinmek istiyorum. Diziler. Evet. Gerçi hani televizyon çıktığından beri diziler de biraz, dizilerde de biraz azalma var ama özellikle mesela çocuklarımız e, böyle saatlerce televizyonun başında oturup televizyon izleyebiliyor. Ve maalesef ülkemizde açık net konuşmak gerekir. E, yani ben biraz argo bir tabir e, değil de hani biraz daha açık konuşmak gerekirse evet. batı batıda bir e, yetkilinin şu sözünü iyi hatırlıyorum. Demişti ki biz gece yarıları verdiğimiz programları Türkiye gündüz ortası verebiliyor. Yani evet, açık evet. ve net konuşayım biraz. Evet. Gerçekten bizim evlilik programları bizim ülkemizdeki bu evlilik programlarının rezaletinden tutun da işte diğer programlara kadar. Ve hasılı uzatmadan asıl soruya geçeyim. Çocuklarımız saatlerce televizyon karşısında dizi izliyor. O dizilerin çocuklarımıza nasıl etkileri var? Şimdi öncelikle bir atasözü var sözümüz var. Der ki armut dibine düşer. Evet. Ee, yaklaşık 1400'den fazla eğitimci ve öğretmen e, aile ve öğrencilere eğitimler verdim. Seminer anlamında. Evet. Ve e, bundan bir 3-4 sene öncesine kadar aile eğitimlerinde armut dibine düşer rahat konuşuyordum. Şu anda artık armut dibine düşmüyor, uzağa düşüyor. Evet. Ama bu da yine neden uzağa düşüyor peki? Ailenin etkisiyle uzağa düşüyor. Daha önce armut neden dibine düşerdi? Oradan devam edeyim. Ee, televizyon hayatımıza bu kadar girmemişti. Sübliminal bilinçaltı mesajları artık bilinç dışı diye kullanılır haliyle. Evet. Ee, mesajlar bu kadar fazla değildi. Ee, 2012 yılı sonrası doğan çocukların özellikle biyolojik yapısında bile problemler vardır. Evet. Dolayısıyla e, şu anda çocukları yetiştiren aslında anne baba değildir. Çocukları yetiştiren, bakın ne zamandan itibaren, az önce aslında bir kısmına değindiniz. Sırf çocuk sussun diye, televizyon bağımlılığının başladığı yerde de burasıdır bu arada. E, bağımlılık çeşitlerinden bir tanesi de televizyon bağımlılığıdır. Evet. Televizyon bağımlılığının başladığı yer aslında e, çocuk sussun diye çocuğun önünde direkt çizgi filmi açıp ondan sonra oradaki hareketli dikkat e, çekmesi sebebiyle ee, çocuk oraya sürekli baktığından dolayı, televizyona sürekli baktığından dolayı dolayısıyla beyninin bir bilimsel araştırma buradan paylaşmak isterim. Zeka ve karakterin yüzde 35'i anne babanın geninden çocuğa geçer diyor. Yüzde 25'i anne rahmindeyken gelişir. Yüzde 25'i 0-7 yaş arasında gelişir. Etti yüzde 85. Ee, öncesi zaten kullanılan ilaçlardan, psikolojik yapısından, veya işte genetik boyutundan genetik çok fazla da diğerlerle kıyasladığımız zaman aşırı değil diyoruz. Ve çocuk doğar doğmaz o zihin yapısı yani beynin o sinaps dediğimiz nöron ve sinapslar, beyin hücreleri ve hücreler arası ağlar en hızlı geliştiği dönemdir. Özellikle 0-8 yaş arasından bahsediyoruz. Evet. Ve bu süreçte çizgi filmin öyle bir yapısı var ki bazı kaynaklarda işte bir dakikada gözünün önünden 25 milyon civarında kare geçer. Çünkü çizgi filmlerde ciddi bir hızlılık vardır. Hızlı akış vardır. Evet. Ve bu hızlı akışta tam beyninin geliştiği o kritik dönem etkisi dediğimiz en kritik dönemde çocuk televizyona maruz bırakılıyor. Ve beyin hücreleri, beyin daha doğrusu çalışma sistemi o hıza ulaşamadığından dolayı kendini o dönemden itibaren yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. Yani nöronların aktivitesinden bahsediyorum. Kendini kapatmaya başlıyor. Evet. İşte bu dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu, konsantrasyon bozuklukları, hafıza zayıflıkları, mantık muhakeme, akıl yürütme, strateji geliştirme, anlama, anlamlandırma, karar verme dahil olmak üzere şu ana kadar saydıklarım hemen hepsi neredeyse beyin prefrontal korteksinde yer alan işlevlerdir. Ve bunlar buraya da aynı zamanda ne diyorlar? Bilim camiasında insanlık lobu derler. Yani orası zarar görürse insanın psikolojik yapısı ve bununla birlikte zihin çalışma sistemi beyin çalışma sistemi hasar görür demek Şimdi işte. hocam burada araya girmek istiyorum. Evet. Şimdi az önce dikkat bozukluğundan bahsettiniz. Sadece dikkat bozukluğu değil de hani çocuklarda sanki böyle bir yürüme bozukluğu ne bileyim bir konuşma bozukluğu yani çocuğun bütün yapısında bir bozukluk oluyor. Mesela biz 8-10 yaşlarındayken başımızın üzerinde 40-50 tane tepsi şey e, simit sattığımız bir tepsi böyle. Yani rahat şimdi, şimdiki çocuklarda baba bir tane çay bardağı çocuğun eline teslim edemiyor. Çocuğum düşürebilir bunu diye. Yani çocuğunun bir e, çay bardağını taşıyabileceğine inanmıyor baba. Şimdi bazen misafirliğe gittiğimiz zaman hocam resmen çocuk robotlaşmış. Nasılsın? Ne var ne yok? Kaça gidiyorsun? Yani artık tamamıyla sohbet, muhabbet bitmiş. Yani acaba şimdi kitabınızda da değinmişsiniz. E, bu arada bir kitap yazmışsınız bu anlamda. Teknoloji bağımlılığı ve bilinçli medya kullanımı alanında. Evet. E, tabii böyle kitapların, böyle güzel kitapların e, sayısının e, fazlalaşması gerekiyor. Zira bu konuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Şimdi hocam acaba hani dizilerin bağımlılığı ve kitabınızda da yer alınan dijital oyun bağımlılığı yani bunlar çocuğun acaba fizyolojisini de mi etkiliyor? Yani ben bunu ciddi ciddi düşünüyorum. Yani acaba çocuğun fiziki yapısını da etkiliyor mu bu bağımlılıklar? Şimdi şöyle biz de inşallah bugün programımızın son kısmını sanırım çözümlerine ayıracağız bu konunun. Şimdi şu boyutu çok önemli. Yani bahsettiğiniz problemler zaten kitapta aldığım konular. Zararları kısmında. Yani Biz genellikle ben bir kitap yazacağımda %70 çözüm, %30 sorun üzerinden. Bu teknoloji da bizim 10. kitabımız oldu bu anlamda. Ee, sorun ve çözümü birbiriyle bütünleştirmek gerekiyor. Ee, çünkü sorunun olduğu yer aslında çözüm gerektiren yerdir. Yani anahtarını kaybı, Nasrettin Hoca meselesi var ya, anahtarı kaybettiğin yerde araman gerekiyor haliyle. Evet. Şimdi bahsettiğiniz problemler zaten zihin kas koordinasyonunun veya zihin beden bozukluğunun aslında e, sebep alanlarıdır yani e, şöyle baktığınız zaman e, zihinsel anlamda bir çocuk eğer az önce bahsettiğim o e, problemleri yaşıyorsa zaten bu problemlere e, temel indiğimiz zaman e, bir şekilde zaten zihin beden koordinasyonunu da bozduğundan dolayı Dolayısıyla şöyle düşünün neden peki dik durmuyor veya neden o bahsettiğinizde soru sorduğunuzda tam anlamıyla cevap veremiyor. Neden asosyalleştiler? İşte bu yine zihinsel faaliyetlerin, bilişsel beyin faaliyetlerinin hasar görmesinden kaynaklıdır. Çünkü şöyle düşünün, e, teknoloji bağımlı özellikle iki şey burada kritik noktadır. Ona ailelerin kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Bir, çizgi filmler. Çünkü dediğimiz gibi karelerden oluşuyor ve karelerden oluştuğundan dolayı beyin bu hıza e, tam anlamıyla ulaşamadığından dolayı Aptallaşma süreci buradan başlıyor. Muhakeme problemi buradan başlıyor. Bir bu. İkincisi yine baktığınız zaman zihinsel anlamda artık o bir nörolojik boyutu var. Nörolojik boyutuyla pasifize ediyor zaten. Bir de pedagogik boyutu var. Yani bu anlamda özellikle baktığımızda yine teknoloji bağımlılığı en fazla şu anda birbirinden belki sıralar isek 0-8 yaş arası özellikle Çizgi filmlerde çok ciddi anlamda problemler vardır. İlkokul çağları boyunca, ortaokul çağları ve lise çağları ise teknolojik oyun bağımlılığı ya da dijital oyun dersek tam oturur. Dijital oyun bağımlılığı da o yaşlara denk geliyor. Dolayısıyla evet. burada anne babaların şuna dikkat etmesi gerekiyor. E, mülkiyet kavramının evvela çocuklara öğretilmesi gerekiyor burada. Ne demek? Cep telefonu benimdir. Senin değildir. Elinizden öper. Benim üç kızım bir oğlum var. Maşallah. Ve e, oğlum daha sekiz aya girecek ama çocuk diğer e, üç kızım da yaşları büyük. Artık hani isteseler oynayabilecekleri yaştalar telefonla vesaire. Fakat e, orada pek işleri yok. Neden? E, çünkü şu vardır. E, ben, telefonun bana ait olduğunu bilirler. Evimde televizyon zaten yok. Dolayısıyla bir televizyon izleme Fırsatımız da olmuyor. Pedagojide temel iki e, alan var aslında bu anlamda söyleyeceğimiz. Bir eğer bir şeyin uyarıcı diyor psikoloji buna, eğer bir uyarıcının e, çocuğu rahatsız etmesini istemiyorsak veya çocuğunu uyarıcıyla hemhal bu televizyon olsun olmasını istemiyorsak birinci şart şu, onu ortadan kaldıracağız. Evet. Birinci birinci kural, ortadan kaldıracağız. Yani evinde televizyon varsa çocuğun izlemesi en doğal hakkı olmuş oluyor. İkincisi e, bunu yapamıyorsak alternatif koyacağız. Bu ne demektir? Anne babalar çocuğum geç içeride kitap oku diyor ama bir çocuk yarım saat kitap okuyorsa başarıdır şu anda. Şu anda. Tabii ki. Çünkü Hocam, anne, babalar i̇şte, yani <laughs> anne babalar o seviye okumuyor. 10 dakika en Gerçekten. Anne babalar o süre okumuyor çünkü. Evet. Bir bu. E, i̇kincisi dediğimiz gibi alternatif koyacaksın. Bakın şu anda e, asıl tehlike geliyor. Yani... Ee, kitabın ön sözünde de biz bunlardan bahsettik önümüz 3-5 yıl içerisinde e, aslında problem ortaya çıkacak çünkü şu anda yapılan çalışmalar bu pandemi veya e, kendi tabirimizi kullanacak olursak genel salgın döneminde e, bir çocuğa ilkokul çocuğuna 6-8 saat civarında online ders verdirildi ve yapılan araştırmalarda ki daha önce Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle tavsiyeleri olmuştu. 12 yaş altı çocukların kesinlikle ekranla hemhal olmaması gerektiği üzerine çalışmalar var, zararları ortada ve biz birinci sınıf çocuğuna tuttuk 6 saat, 8 saat bu süreçte ders dedik ve ekrana maruz bıraktık ve bu ekrana maruz kalmasından kaynaklı olarak da evet. ilerleyen süreçlerde hastanelerde çok ciddi anlamda neredeyse bütün e, kliniklerden daha yoğun olacak olan klinik bağımlılık kliniği olacaktır. Maalesef. Dolayısıyla burada nereden bağımlılık başlıyor? Biraz ona değinmek isterim, en azından e, temel anlamda. E, televizyon bağımlılığı dediğimiz gibi çizgi filmle başlar. Daha sonra az önce güzel bir cümle kullandınız diziler azaldı. Aslında diziler azaldığından değil, diziler sosyal medya, Netflix gibi e, veya çeşitli bu anlamda sosyal medya unsurları gibi diziler şu anda sosyal medya platformlarına taşındılar YouTube gibi platformlara taşındılar Dolayısıyla çok daha büyük paraların döndüğü çok daha büyük argoların döndü mesela rütük bir Eğer televizyon programında herhangi bir kanalda bir argolu film varsa misal Adana'da çevrilen bir dizi isim vermeyeyim buradan zaten vatandaşlarımız biliyordur bunu ee, cinsel küfürlerle dolu misal. E Bunu şimdi herhangi bir kanaldan verseler Ritük ceza yağdırır. Ama YouTube ama, serbest. Ama YouTube olduğu zaman her türlüsü serbest. İstediği kadar cinsel olsun, istediği kadar şiddet olsun. Hocam bu çelişki değil mi? Yani siz toplumun ahlakı bozulmasın diye bazı şeyleri televizyona vermiyorsunuz ama e, televizyondan çok internetin kullanıldığı bir dönemde internette serbest. Şimdi bakın o sosyal bir... evet. evet sosyal medya bağımlılığına buradan geçiş yapacağım televizyon bağımlılığından. Eee hocam ee, buyurun, buyurun. onu sürdürün ben ondan sonra bağımlılığın belirtilerini soracağım. Çünkü evet, o da çok evet. önemli. Evet. Ben bağımlıyım ama bağımlı mıyım acaba? Onu bilmiyorum. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii. En büyük sorun bu. Yani tabii. mesela telefonu elinden düşürmeyenlere diyorsun ki ya artık kardeş bir bırak artık o telefonu deyince ya ben zaten günde en fazla yarım saat bir saat kullanıyorum diyor. Farkında değiliz ne kadar kullandığımızın ve bağımlı olup olmadığımızın da bağımlılığın belirtileri var mı bunu soracağım hocam. Oraya o zaman oraya geleceğim sadece şurayla tamamlayayım. Ee, evet. Gerçi pedagogik boyuttan oraya yine geçiş yapacaktık ama şöyle orayı toparlayayım en azından. Yani ilkokulda bir çocuk çizgi filmle bağımlılıkla başlıyor. Ortaokul lise itibarıyla her özellikle akıllı telefon bağımlılığı da var nitekim. Bağımlılık türlerinden biri de o. Evet. Ee, ortaokul ve lise yılları itibariyle akıllı telefona geçiyor. Akıllı telefon itibariyle de sosyal medya bağımlılığı bu sefer başlıyor. Bağımlılık türlerinde belki buraya biraz girmiş oluruz. Belirtilere gelince aslında bir kere şunu söylemekte fayda var. Hiçbir hasta ben hastayım demez. Bedensel evet. hastalıklardan bahsetmiyorum, psikolojik hastalıklardan bahsediyorum. Ben de onu söyleyecektim, aynen. Ee, şimdi bedensel hastalık aslında tıp doktorları bu konuda biraz daha rahatlar. Evet. Ee, bir psikologlara göre veya psikiyatristlere göre biraz daha rahatlar. Evet. Ee, eli kesilen kişi bunu gözüyle görüyor. Ee, Üstad Bediüzzaman'ın güzel bir tabiri vardır. Ee, akıllar kalp, e, akıllar gözlere inmiş diye. Evet. Göz evet. gördü müydü? Evet diyorlar. Kabul ediyor. Şimdi psikolojik problemlerde, hastalıklarda, rahatsızlıklarda göz görmüyor. Evet. Davranışa dökülene kadar da göz görmüyor. Evet. Az önceki dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ben yıllardır üzerinde dikkat dağınıklığı üzerine çalıştığım için muhakeme problemleri üzerine dışa yansımadan fark etmediklerini görüyoruz haliyle. Evet. Dolayısıyla burada şu vardır. Öncelikle o belirti anlamında yani... Kendisi çok fazla fark etmez zaten kişinin kendisi bağımlının kendisi fazla fark etmez. Bir yerden başlar bir yerden başlar bir merak salmayla başlar ve ilk kullanımla başlar aynı zamanda. Bunu ister sigara bağımlılığı ister uyuşturucu bağımlılığı ister teknoloji bağımlılığı teknoloji bağımlılığının aslında uyuşturucu bağımlılığından çok da zararsız olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ikisi de insan vücudunu az önce siz de bir kısmından bahsettiniz. Yani ciddi anlamda zihin kas koordinasyonu, zihin beden bozukluğunu e, vesaire onlara yine değiniriz. Sebep olduğundan dolayı e, evvela şunu bilmemiz gerekiyor. Bunu daha çok kim fark eder peki? E, bir çocuk genç veya bir çocuk fark etmez e, veya bir yetişkin telefonla oynarken zaten e, beyin de aynı zamanda istediği şeyi yaptığından dolayı Orada e, biraz dopamin heyecan e, nörotransmitteri salgısı e, serotonin aynı zamanda endorfin yani bunlar mutluluk e, hani evet. hazdan, hazdan koruma ve e, haz verme aynı zamanda endorfin evet. üzerinden de gittiğimiz zaman istediği şey yaptığından dolayı bir mutluluk hormonu da salgılıyor aynı zamanda ve ne kadar zaman geçtiğini çok fazla fark etmez. Bunu belki biz yetişkinler için şöyle bir örnek verebiliriz. Cenazeye gittiğiniz zaman veya hastaneye gittiğiniz zaman fazla zaman geçmez. Ee, hız, yani zamanın geçtiğini fazla insan e, fark etmiyor mu diyeyim. C cümleyi şöyle düzelteyim. Yani problemli alanlarda, hastalıklarda e, çok fazla insan fark etmiyor. Yani evet. 10 dakika kalır sanki 1 saat geçmiş gibi evet. e, düşünür. Fakat e, istediği alanlardaysa bir insan ne demek bu? Diyelim ki e, düğünde veya oyun oynarken, bak iste, isteyerek yaptıkları bir şey. Bir eğlenceli mı? bir ortam her neyse, e, bir saat geçer ama bunu 10 dakika ancak geçmiş diyorlar. O yüzden e, bir belirti şudur: Kişi e, çok fazla vakit geçirir, evet. İster sosyal medya bağımlılığı, ister akıllı telefon, ister internet, ister dijital medya, dijital oyun bağımlılığı olsun, teknoloji bağımlılığı olsun. E, ...kişi fazla vakit geçirdiğini fark etmez. Aynı zamanda bunu kabul etmez. Bir diğer belirtiden bahsedelim. Kişi internetin olmadığı yerde huzursuzluk yaşar. Bağımlılık belirtileri değil mi? Kesinlikle. Huzursuzluk yaşar. Kişi aynı zamanda e, birden fazla teknolojik alet kullanabilir. Ne gibi? Akıllı telefon yanındayken aynı zamanda bilgisayardan başka sekmeler açmıştır. Hocam bir şey soracağım. Bir yere evet. gittiğimiz zaman mesela bir kafa olur ne bileyim hani böyle uygun bir yere gittiğimiz zaman hemen bakıyorsunuz bazı arkadaşlar garsonu çağırıyor efendim wifi var mı şifrenizi. Yani oturuyoruz arkadaş arkadaş muhabbet edeceğiz. Yani hemen bakıyorsun gözü wifi şifresini arıyor. Wifi şifresi nerede? Yani burada interneti bulamayınca huzursuzlaşıyor mu, huysuzlaşıyor mu? Yani ben belki o terimi kullanamıyorum ama yani bu o belirtilerden biri midir? Belirtidir ve bu neofo, e, bir fobi çeşidi de vardır bunun. Akıllı hmm. telefondan uzak kalma fobisi evet. e, vardır. Ve az önce aslında bahsetmek istediğim şey oydu. İnternetin olmadığı yer kendisi huzursuzluk e, evet. yaşar dediğim şey odur. E, gittiği yerde mutlaka internet olması gerekiyor. E, bununla birlikte birden fazla şarj aleti taşıması, birden fazla e, teknolo Orval teknolojik falan. alet tabii ki. Teknolojik alet kullanması, bilgisayarında birden fazla sekmenin açık olması, başka bir iş yaparken gönderdiği mesaj, online mesaj varsa acaba geldi mi sık sık onu kontrol etmesi. Yani bunların hepsi belirtilerdir. Bununla birlikte çok fazla oynaması ve ayrıldığı zaman da yine kendini huzursuz hissetmesi, aynı zamanda biraz çelişki gibi olacak ama çok fazla oyun oynadığı zaman da bağımlının mesela bundan vicdan azabı, hissetmesi bu da yine bağımlılık e, sebeplerin şey olarak evet. belirtilerindendir. Peki hocam e, belirtiler var. Yani evet. bir insanda bu bahsettiğiniz birkaç belirti varsa bu kişi ben teknoloji bağımlısıyım demeli. Deme şöyle düzeltirim orayı. E, tanıyı kesinlikle uzman koymalı. Ama kendisi kendinden şüphelenebilir. Bu evet. ayrı mesele. Yani Ama kendine çekidüzen evet. anlamında. <laughs> Ama bu dediğiniz belirtiler bende varsa evet. ben bağımlıyım. Yani şimdi şöyle onu siz rahat söylersiniz de ben bunu rahat söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle e, tanrıyı uzman koymalı ama sonuçta bunlar belirtilerdir. Ve bu belirtiler varsa kişi ya evet ben bağımlı hani kendine tanı koymak şeklinde değil de bunu sadece e, şu anlamda hani şüphelenebilir ve e, kendine çeki düzen verebilir. E, oradan hani bağımlılık nedir mesela? Ee, çok fazla eğer oyun oynuyorsa örnek veriyorum bunu azaltabilir çok fazla YouTube'a giriyorsa veya çeşitli sosyal medya e, platformlarına giriyorsa onu azaltabilir yani o, o belirtidir belirtiyi bilecek ve ona göre eğer e, benim hep söylediğim şey şu bu anlamda mesela evet. aile danışmanlıklarında da çok kullanırım bize gelmeden önce akil insanlar varsa ya önce siz bir araya gelin konuşun e, olmuyorsa anlaşamıyorsanız müşterek e, konularda anlaşamıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Akil insanlar varsa çevrenizde onlara gidin. O da olmuyorsa bize gelin. Yani dolayısıyla bu bir süreç. Hani direkt tespit konulacak, tanı konulacaksa ama bu uzmanın işidir diyelim biz. Evet. Şimdi hocam peki bunu anladık. Diyelim ki bir insan uzmana gitti. Evet. Size geldik. Derdimizi anlattık ve siz de dediniz ki arkadaş sen teknoloji bağımlısın. Peki Hocam ne yapmam lazım? Yani ben o bağımlılatan nasıl bir çözüm var mı? Yani bunun bir tedavisi var mı? Tedavi kesinlikle var. Ben e, şunu sık sık söylerim. Tabii e, bizim insanımızda e, öğrenilmiş çaresizlik ve aşarlık kompleksi maalesef yaygındır. E, bazen çözümün bir birçoğu aslında Allah'ın yarattığı fıtrattadır. Evet. Bunu söyleyince bazen böyle seküler e, uzmanlar bir şekilde saldırıya geçiyorlar ama İnsanı yaratan Allah, O'nun fıtratını e, derceden, yaratan ve yerleştiren gene Allah o, o fıtrata nelerin zarar vereceğini bilen gene Allah Elbette Bunu çeşitli kanallarla işte ayetle, hadisle bize ulaştıran yine Allah, çözümü sunan Allah ve bize ulaştıran Allah maden, evet. yaratan da maden, en, iyisi, en iyisini Allah bilir. Fıtratı nasıl koruyacağımızı evet. onu da bize söylemiştir. Müslüman uzman kimliğimizi asla kaybetmemek gerekiyor. Hocam bu şöyle, önemli. Evet, şöyle bir sıkıntı var hocam. Bazı uzmanlara gidiyoruz mesela. Yani uzmandır diye tamamıyla ilahi çözümlerden uzak cevaplar vermeye çalışıyor. Bu doğru ee, mu yani sizce? İnsanı yaratan Allah'sa kesinlikle oradan kaçarak bir çözüme ulaşmanız çok çok zor. Değil mi? Yani bir ne bilimi olarak... inkar edeceksiniz. Evet. Bilim şimdi burada belki farklı küçük bir parantez açayım. Eee Ayet-i Kerime ve Ayet-i Tekviniye sırrını çözebilirsek ki öyle büyük bir sır da değil aşikardır birçok yönden. çözebilirsek bu iş çözülür. O da nedir? Ayet-i Kerime Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdir. Bu zaten malumunuz. Evet. Ayet-i Tekviniye ise fen ilimleridir. Evet. Fen bilimleridir. Yani bilim dinden uzak değildir. Bilim de Ayet-i Tekviniye olması şartı e, sebebiyle dinin ta kendisidir. Ama insanlar bunu sadece farklı yere sapıtıyorlar. E, ya işte kainat tek başına olmaz. Ee, Üstad zamanın güzel bir e, tabiri vardır. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz değil mi? Evet. Anlatır ve der ki koca kainat nasıl sahipsiz olsun der evet. mesela. Şimdi o zaman evet e, yıldızlar hiçbir yere asılı olmadan bakın ayet-i bahsediyorum. Ama aynı zamanda düşmüyorlar. Bak şu herhangi lambayı takmazsanız bir yerlere pat diye düşer. Tabii. Ama yıldızlar düşmüyor. Güneş düşmüyor. Dünya düşmüyor. Düşmüyor da düşmüyor. O zaman e, burada ya bu tesadüf değildir. Tesadüf değilse nedir o zaman? Ee, bir yerlere kaynatacak. E ne diyor? İşte kainat ana, doğa. Şimdi işte kaybettikleri yer burası. Evet. Halbuki Allah dese iş çözülecek. Şimdi ben buradan şuraya geleceğim. Evet. Çözüm. Biraz sohbet programına <laughs> geldik ama. Çözüm. <laughs> Teknoloji bağımlılığına çözüm. Çözüm, çözüm. Evet. Var mı dediniz ya. Evet. Ben şuna inanan bir insanım. Ee, Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü diyor ki Allah yeryüzüne hiçbir hastalık indirmemiştir ki çö Çözümü derman olmasın Demek evet. ki var Ama bu kimdedir? Bizim insanımız şunu karıştırıyor Örnek veriyorum bir psikoterapistin e, Yapacağı bir işle Çalışacağı alanla bir rehber öğretmenin çalışacağı alanı karıştırıyor Bir psikoloğun alanıyla da Bir psikiyatristin alanını karıştırıyor Bir nöroloğun alanıyla da bir psikiyatristin alanını karış Öncelikle işi ehline verin. Öncelikle hangi alanda hangi çalışmalar yapılacak buna bakmamız gerekiyor. Mesela ben buradan Yeşilay'ı tebrik ediyorum. Gerçekten uyuşturucu bağımlı, sigara bağımlı, tütün bağımlı konularında harika çalışmaları var misal. Evet. Ve burada şunu söylemeye çalışıyorum bir yönden de. Ya çözüm kesinlikle var ve bu bilim dinden din bilimden ayrı olmadığından ve bir bütün olduğundan dolayı bir insanın örnek veriyorum. Bir depresyona girmiş bir insanı sadece ilaç kullanarak o insanı depresyondan çıkaramazsınız. Çünkü hayatına anlam katması gerekiyor. Hayatın anlamını, amacını. O depresyona sebep olan e, vaka neyse, düşünce yapısı veya düşünce neyse, onu anlamlandırdığınız zaman ne olacak ondan sonra o kişi e, hayatına anlam kattığı takdirde o işte hastalığı ve o problemi çözecek. Onun için burada bir bütündür yani işi eline ver, vermek gerekir Bu hadis i Şerif malum işi eline verin diye burada o zaman e, gerçekten bu işi kim yapacak e, buraya gitmek gerekiyor. şimdi çözümde iki yöntem burada ön plana çıkıyor evet. e, Eğer gerçekten beyin salgısında problem varsa bir insanın e, o salgıları düzenlemek ilaçlarla gerçekleşebiliyor. Ama şu da anlaşılmamalı. Yani en ufak bir problemde şimdi hepimiz gün içerisinde kendimizi iyi ya da kötü hissedebiliyoruz doğru mu? Bu iyi hissetme kötü hissetme hatta saat içinde bile değişebilir. Bu şu demek değildir işte ben depresyondayım hemen gidip antidepresan kullanayım demek değildir. Bu işi uzmanına bir götür bakayım gerçekten varsa zaten ilacını verir ve kullanırsın. Değilse e, hayatına anlam kattığın takdirde o şeyi anlamlandırdığın takdirde de hal olur. Dolayısıyla bir ilaçlık kısmına burada tedavi denir. Bütün bağımlılıklardan bahsediyoruz. İlaçlı kısmına tedavi denir. Ama tedaviyle birlikte asıl belki hatta belki tedaviden de önce e, tabi o derecesi de önemli, düzeyi de önemli e, terapi çok çok önemli burada. Yani tedavisiz terapi, terapisiz tedavi bazen e, tam hedefe götürmüyor. E, tedavi dediğimiz zaman zaten bu hastanenin işidir, tıbbi bir çalışmadır. Terapi dediğimiz zaman bu biraz daha psikoloji üzerine, psikoterapi üzerine yönelmesi gerekiyor evet. ve ikisi bir araya geldiği zaman bu bir süreçtir ve bu sürece de baktığımız zaman hani kısa süren bir süreç de değildir. Burada eğer aile desteği varsa özellikle ki olması gerekiyor aile desteği varsa çok daha hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor belki buraya bu konuya aile başlığını da açmak gerekiyor burada haliyle. Çünkü e, bağımlılıkların aslında temelinde, burayı açmak lazım dediğim gibi, e, bağımlılıkların temelinde boşluk hissi yatıyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın intiharlara da baktığınız zaman yine boşluk hissi, hayata anlam katmama. Yani hayatın, ben şu soruyu bütün seminerlerimde sorarak başlıyorum. Arkadaşlar, 3 dakika 5 dakika yetiyor bazen. Soruyu sor, geresini kendilerine bırak. Çünkü anı halledilecek bir konu değil bu. Hayatınızın anlamı, amacı, gayesi nedir? Direkt şey yaftalamaya gerek yok. İşte e, ibadet etmek, cennete gitmek sadece bu değil mesele. Yani niçin yaşıyorsun? Çünkü evet. hastalıklarında, e, psikolojik problemlerinde temelinde e, boşluk hissi yatıyor ve şu an benim en son çektiğim videolardan biriydi bu e, boşluk hissi. Mesela şeyde çok fazla ortaya çıkar. Bakın bağımlılıklarım ben buradan aslında ailelere de uyarmak istiyorum. Ee, teknoloji bağımlılığı şu anda en kolay ulaşılan bağımlılıktır. Teknoloji kullanımı ya da diyeyim en rahat ulaşılan. Çünkü her evde e, akıllı telefon var, televizyon var, e, tablet birçoğunda var, bilgisayar birçoğunda var. Dolayısıyla ulaşımın yakınlığı bağımlılığı arttırır. Ulaşımın yakınlığı ne demek? Hemen cebinde cep telefonu varsa o cep telefonuna e, dolayısıyla YouTube'u ekleyip veya herhangi bir oyun kanalını ekleyip oradan çok rahat bir şekilde oraya ulaşabiliyor. O zaman çözümün bir tanesi ulaşımı zorlaştırmak gerekiyor. Yani bağımlılık unsuru neyse ona ulaşımı zorlaştırmak gerekiyor ve e, bir diğeri yine ailenin dikkat etmesi gereken temel faktörlerden e, bir kere bir çocuğa o boşluk hissini yaşatmaması gerekiyor. Bakın mesela burada yine bir depresyon örneği vereceğim. Ee, i̇nsanlar niçin depresyona girer? İnsanlar e, niçin işte anksiyete yaşar? Veya obsesyonlar nasıl oluşur? Hakla batıl olmayınca, e, hakla e, meşgul olmayınca batıl işgal ediyor. O zaman bir şeylerle e, hemhal etmek gerekiyor. Bu da nedir? Şu an bakın en büyük tehlikelerden birini dedim şimdi o işte yapılan e, online eğitimler bir tehlikeydi zaten ve devam edecek gibi görünüyor. İkinci bir unsur bakın çocuklarımız LGS'ye girdiler lise giriş, giriş sınavına. Evet. Şu anda YKS'ye işte girdiler. KPSS e sanırım Ağustos'un başında yapılacak. E, bağımlıların birçoğu aslında nasıl bağımlılık başlıyor biliyor musunuz? çok iyi çalışan lgs'ye yks'ye kpss'ye günün yaklaşık eee dershane veya etüt merkezi veya her neyse özel ders ne derseniz bir çocuğun hem kendisinin çalışması hem de sınıf ortamında ders görmesi günün yaklaşık 10 saatini 8-10 saatini dolduruyor. Sınava girdikten sonra ani bir şekilde 10 saatlik bir boşluk oluşuyor. Şimdi siz veya ben o 10 saati nasıl dolduracağız? Ben de aynısını yaşadım. Çukurova Üniversitesi'ni kazandığımda günde yani 10 saat civarında benim de hatta 12 saate yakın eğitimle hem Ve dolayısıyla e, birden 10-12 saatin boşa düştü. Neyle dolduracağız peki? Bir de tatil şu an tatile girdik malum. Evet. Bakın burada işte çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Eğer siz toprakla buluşturmazsanız, zeka oyunlarıyla buluşturmazsanız, eğer siz aile olarak bu çocukla ilgilenmezseniz, yeri geldi sosyal faaliyetlere göndermezseniz bu at biniciliği olur, o ok katıcılığı olur, yüzme olur vesaire vesaire olur. Özellikle hocam yazın Kur'an kurslarını unutmayalım. Geleceğim buraya. Evet. Dolayısıyla bunu nasıl e, dolduracaksınız? Bakın bilişsel kısmına daha gelmedim o yüzden oraya girmedim henüz. Evet. Dolayısıyla bu e, sportif faaliyetler, sosyal kültürel faaliyetler. Burada bir dolduracaksınız burayı misal. İkinci bir e, bilişsel kısma gireyim. Burada da nedir? Çeşitli bakın e, yine kurslar oluyor. Kişinin kendini yetiştirecek şimdi kişisel gelişim derler. Ben oraya safsata deyip buraya girmiyorum. Ama kişinin kendini geliştirebileceği e, ne olmak istiyor bir insan? Mühendis mi olmak istiyor? İlahiyatçı mı olmak istiyor? Doktor mu olmak istiyor? Bakın şu anda dünya artık uzaktan eğitime... E, onla, şeyden bahsetmiyorum teknolojik olan kısmından bahsetmiyorum Çünkü e, şu an kendim dahi e, okulsuz toplum üzerine çalışan bir insanım İleride olacak bu yani istesek de olacak istemesek de Bunun evet. projesini bizim oturtmamız gerekiyor ve bizim kendimize göre oturtmamız gerekiyor Şimdi o zaman şunu söyleyelim yazın ilkokul ve ortaokul çocuklar varsa Kesinlikle bakın o süreçte e, ani işte ilkokul çocukları sınav yok ama Aniden bir okul bitiyor ve çocuklar yine bir boşluğa düşüyorlar. Bunları en güzel şekilde pedagojik anlamda da baktığınız zaman bir insanın zaten en iyi aldığı yıllar ilk 12 yıldır. Ondan sonra işte ergenlikle beraber zihin, kas koordinasyonu, bedensel, fizyolojik gelişim vesaire kritik dönem anlamında sonrası gerçekten zor oluyor. Ama bu süreçte çocukları işte Kur'an kursları vardır. Gerçekten bunlar çok önemli. Bunlarla alakalı benim yazdıklarım da var süreç içerisinde. Ee, ve şu an okullarda da özellikle proje okullarında işte e, telafi eğitimleri adı altında bakın e, İmam Hatip okullarında işte çocuklara Kur'an dersi öğretiyorlar. E, veya Arapça dersi öğretiyorlar. Yani bu da aslında biraz daha o dedim ya insanın fıtrat ayarları vardır. Fıtrat ayarlarında da inanç vardır. Ve inandığı takdirde inançlı bir insan yerinde durabilir mi sizce? İnançlı bir insan saatlerce gerçekten inancını yaşayan bir insan diyeyim daha doğrusu biz Müslüman değilimiz diye bir tepki gelmesin diye bunu değiştirdim şimdi aslıyla ne diyoruz peki bu süreç içerisinde şu yaz tatili içerisinde ya düşünün 12 yaş sonrasında insanın artık somut işlemler dedikleri aslında bir nevi mantık muhakemenin geliştiği yaşlara baktığımız zaman 12-16 yaşlarında bir insan artık akıl erdirebiliyor, akıl akıl yürütebiliyor, muhakeme edebiliyor. Bu süreçlerle alakalı artık o çocuk yani bir bağımlılık sürecinde de bakın aslında inancın etkisi diyorum tekrar. Burası çok önemli. Bu inancın etkisi kavramını saatlerce konuşsak bitmez de ben sadece bir örnek üzerinden gideceğim. Yani bir çocuk düşünün ki sürekli teknolojik oyun oynuyor ve saatlerce oynuyor. Şimdi Müslüman Şuur anlamında hani hadis-i de var zamanın verimli kullanılması üzerine değil mi? Evet. Zaman kaybedilmiş bir değer anlamında. O zaman nasıl olur ki ben şahsım adına burada lütfen yanlış anlaşılmasın ben futbol oynamayı çok seviyorum. Çünkü ben de sık konferanslardan dolayı dizlerimde de problem oluştu zamanla. Dolayısıyla iyi geliyor belime iyi geliyor vücuduma iyi geliyor sağlıklı oluyorum ama Oraya geçip 90 dakika maç izlemek bana şahsım için konuşuyorum bunu. Kimisi için sosyal faaliyetdir, ayrı mesele. Ama ben yapamıyorum çünkü yazmam gerekenler var, çalışmam gereken konular var. Peki mesela. hocam, doğru Bu bir mu israf yani? gözüyle, hayır siz bir eğitimci olarak, ve aile danışmanı olarak yani 90 dakika boyunca e, maç izlemek, futbol izlemek, yani insana bir faydası var mı hocam? Sadece onu soruyorum. <laughs> bir fayda var mı sizce? Şimdi bakın. Yani e, ne kadar faydası var? Ama işte bu tartışılır bir şey olduğu için buraya girmeyelim bence. Neden? Şundan dolayı. Yani biraz açık konuşmak lazım. Yani. işte bakın hayatınızın neresine yerleştirdiğinize bağlı o. Şimdi benim e, ben yetiştiremiyorum. Şu anda e, işte Diyarbakır'a geldik. Buradan e, Elazığ Bingöl programlarımız var. E, benim 10 e, günlük bir kendimize tatil verdik. E, Suffa okulu öğrencilerinin günümüze yansıması diye işte öğretmenlere bir kitap yazdı. Profesör Doktor Sefa Saygılı bu arada bebası vefat etti. Buradan baş sağlığı diliyorum. profesörü abimiz. Ee, Ali Erkan Kavaklı hocam ee, 60 civarı kitap yazmış. Duran Çetin hocam var yine e, Konya'da yazar 57 57 yaşında 50, 57 kitap yazmış. Maşallah. Doktor Ali Akben var nörolog doktor misal beraber bir kitap yazıyor şu anda. Suffa okulunu örnek alıp bugüne yansımasını. Şimdi yazma sırası bana geldiği için bölümleri <laughs> orada gidip Akçayurt köyünde nasip olursa bir kampa gireceğim. Olsun. Yani o kitabı bitirip öyle ayrılacağım. Şimdi böyle bir yoğunluğun içerisinde benim tutup 3 saat bir oyun oynama diye bir anlayışım olamaz. veya 90 dakika maç izleme bir anlayışım da olamaz. Çünkü onun bana bir faydası olduğunu düşünmüyorum ama oynat, oynadığın takdirde vücuduna faydası var. Onun için o tartışılır bir konu olduğu için e, oraya çok girmek istemem işin doğrusu. E, bununla beraber şunu söylemeye çalışıyorum yani e, sağlam bir hani inanç olduğu takdirde zaten insanı e, zarar verecek veya zamanını boşa harcayacak kendisini e, boş işlerle meşguliyet anlamında düşündüğü takdirde o, zaten orada dayanamayacaktır. O saatlerce işte oyunlar oynayıp bağımlılık problemini zaten yaşamayacaktır. Dolayısıyla burada hayatın anlamlandırılması dediğim şey bu. Yani siz hayatı anlamlandırdığınız takdirde hayatın hangi aşamasında ne yapmanız gerektiğini tam olarak zaten oturtuyorsunuz. Evet. Hocam bir soru. Şimdi bugün anne ve babalarla konuştuğumuz zaman evet. diyor ki hocam benim çocuğum çok akıllı. Maşallah diyorum. Nasıl anladınız bunu? Diyor tek başına diyor telefonu açabiliyor, internete girebiliyor, oyun oynayabiliyor, işte şifre kurabiliyor ne bileyim hani çocuğun telefonda gezinimlerini zeka ölçüsü olarak kabul ediyor. Yani çocuk telefonda bir şeyler yapıyorsa işte bir oyunda bir derece yapmışsa çok akıllı. Şimdi yani öyle bir şey var mı yani bir çocuk diyelim ki konuşmayı ile bilmezse bir çocuk telefonu iyi kullanıyorsa zeki midir hocam yani? Şimdi bakın e, zeka testleri vardır. İster kes testi uygulayın, ister Vizcar uygulayın, ister herhangi bir test uygulayın. Öncelikle ben bir kere zeka testleri bu anlamda işin uzmanı tarafından yapılmalı ve ihtiyaç hissedilirse yapılmalı. Bu burada bir dursun. İkinci boyutuna geldiğimiz zaman akıl nedir, zeka nedir? Yani zeka bir potansiyel olabilir ama o potansiyeli kullanamayan bir akıl varsa burası önemli. bu evet. Çok da üzerinde durduğum bir konu bu. Ee, bu benim kendi tabirimdir. Karşı çıkılabilir. Uzmanlar ya da farklı kişiler karşı çıkabilir. Akıl, zekayı yönetme sanatıdır. Bunu şöyle somutlaştırayım. Altınızda e, son kalite çok pahalı, süper teknoloji bir araba olabilir. Ama şoförlüğünüz iyi değilse hiçbir işe yaramaz. Doğru mu? Çok çok iyi bir zekanız olabilir ki ben bunu iddia ediyorum. Türkiye'de yani e, ırk düşünmeksizin, göz önünde bulundurmaksızın söylüyorum. Türkiye'de müthiş bir zeka potansiyeli var. Fakır, fakat akıl e, problemi var. Yani onu yürütme problemi var. Öğrenilmiş çaresizlik var. Yapamam. Aşağılık kompleksi var. Bunu ben mi yapacağım? Ve bunu bu bize son 200 yıldır e, geçen yazdığım yazılardan biriydi bu. Ramen psikolojisini eğer biz yakalarsak bu işi de çözeceğiz. Ramen psikolojisi Buna ne demek? Rağmen. Her şeye rağmen. Evet. Bakın bize ne öğrettiler? Avrupa'ya karşı, Amerika ile birlikte vesaire. Değil kardeşim. Her şeye rağmen dediğimiz takdirde üç psikoloji saydık. Birlikte karşı rağmen. Rağmen psikolojili bir nesil yetiştirirsek ne bağımlılık problemimiz kalır emin olun. Ne de bu bahsettiğimiz diğer problemler. Zeka. Benim çocuğum çok zeki. Kime göre neye göre sorusunu çok sorarım bu durumda. Yani bir telefona göre şimdi şöyle hocam. Değil uzak. değil. O değil. Bakın seçici dikkat başka bir şeydir. Seçici dikkat. Bir e, şizofreni hastası şuradan bir kakül bırakın örnek veriyorum. Saç uz uzun uzatsın biri şuradan bıraksın sağsın. Direkt oraya saldırabilir. O seçici dikkat alanına girebilir. Yani teknolojiyi bakın şunu yapsın. Ben şu anda buradan bir tavsiyede de bulunacağım. Süremiz bitiyor. <laughs> e, o zaman şöyle kısaca söyleyeyim. E, bu tatilde bağımlılığın da önüne geçmek için lütfen 3 şey sayacağım. 1. Dedik ki e, zeka oyunları çok önemli. Sosyal ve sportif faaliyetler buraya dahildir. Ya bu zeka oyunlarını telefonda oynamak doğru. Hayır, mudur? asla asla. Ya tam bakın benim bahsettiğim kesinlikle biz dijital ortamdan çocuğu uzaklaştırmak için çok uğraşıyoruz. Evet. Kaç yaşına kadar? 16 yaşına kadar. 16 yaşına kadar bunları uzak tutun. 16 yaşından sonrasının meyvesini toplayın. Ama 16 yaşa kadar neden 16 diyorum? Mantık muhakeme özellikle 16 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor. 24'e kadar da giden evet. kısmı ama zeki özellikle zorun e, kritik döneminden bahsediyorum. Yani e, bu dönemde 16 yaşlarına kadar bu çocukları mümkün olduğu kadar e, ekran diyorum kısacası. Bakın tablet, telefon, televizyon ne derseniz ekrandan 16 yaşına kadar Olabildiğince uzak tutun, teknolojiyle medya unsurlarını birbirle karıştırmamalı insanımız. Benim bahsettiğim şey şu, ya bir mesela çekilmiş bir belgesel filmi izlemekle, 8 yaşındaki bir çocuk için söyleyeyim, çekilmiş bir belgesel filmi izlemekle bir çizgi film izlemek arasında fark vardır. Bakın şunu anlamamız gerekiyor, dijital oyunlarda ya İslamofobi, fobi, subliminal mesajlar onları bir tarafa bırakıyorum. Fizyolojik olarak şöyle düşünün bir çocuk diyelim ki bir soru çözdü zorlandı ama çözdü oley çekerler ya böyle. O anda aslında o başarıdan dolayı küçük bir başarıdan dolayı beynin salgıladığı mutluluk hormonundan kaynaklanıyor. Ama bu oyun oynadığı takdirde bu bazen olur. Oyun oynadığı takdirde ha bire dopamin ha bire adrenalin ha bire işte serotonin ve artık o kadar hızlı o kadar sürekli Salgılıyor ki beyin o e, hormonları, o salgıları hayatın geri kalan gerçek kısmından artık e, haz alacak, huzur bulacak bir şey, mutlu olacak bir şey bulamıyor. Ona yetmiyor. Ha, yetmiyor değil artık, bulamıyor. Yani o o evet. artık gerçek kısmı, yapay kısmını karşılaya o kadar olmadığından dolayı evet. e, hayat bu yüzden sıkıcı geliyor. Bakın Peki. hayat bana sıkıcı geliyor. İntiharın aslında başlangıç noktaları biliyor musunuz? Evet. Hayat Benim için bir anlam ifade etmiyor. Haz almıyorum vesaire. Tabi haz derken de ben hedonizmden bahsetmiyorum. Bu ayrı bir şey. Evet. Dolayısıyla sanal alemde yaşayıp gerçek alemden kopuyor. O yüzden bu evet. süreç önemli. Hocam bitiriyoruz. Süremizi açtık daha bir. Kaç dakika açtık. <laughs> Zamanımız evet. yetmedi. Çok önemli sorularımız kaldı. Kısmet olursa başka bir programda tekrar görüşürüz İnşallah. İnşallah Bizleri kırmayıp tekrardan buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah İnşallah. razı olsun diyelim. Kıymetli dostlar bugün uzman psikoterapist ve aile danışmanı Adnan Kalkan hocamız. Kalkan değil mi hocam? Evet. evet. Alkan Kalkan bazen böyle. Ee, bizimle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler adına. Ve başka bir programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.